Merhabalar arkadaşlar. Tekrar iyi akşamlar diliyorum. Şu anki analizimizin konusu dolar-tl analizi olacak. Aslında en son vermiş olduğum analizim aynen geçerli. Görüşlerimi değiştirecek bir durum yok. Zira doların bu hafta 5.30 aşağısını test edebileceğini ve 5.30 desteğinin çift dip formasyonunu gerçekleştiremeyeceğini ve bu desteğin kırılabilme ihtimalinin çok yüksek olduğunu bir önceki analizimde belirtmiştim. Ancak bu akşam 5.30'un aşağısının test edilmiş olması gereği oldukça fazla soru geldiği için tekrar bir sıcak analiz yapma gereğini hissettim. Sevgili arkadaşlarım, dolar konusundaki tabloyu hep birlikte izliyoruz ve oluşan değişimler, oluşan ekonomik ve jeopolitik sebeplerin dolarda ne ölçüde volatilite yarattığına tanık olduk. Dün yaşamış olduğumuz ciddi bir piyasalar genelinde ciddi bir sıkıntı vardı. Tüm endeksler kıpkırmızıydı ve dolar karşısında para birimlerinin değer kaybettiğini gördük. Ve nitekim 5.30'lara yaklaşan dolar-tl kurunun bir anda 5.45'e doğru 5.30-5.44 seviyelerine doğru hareketlendiğine tanık olduk. Yani 15 kuruş gibi bir zıplama yaşandı. Görülüyor ki kırılganlığımız son derece yüksek boyutlarda. Her an, her saniye, her şey olabiliyor. Bugün 15 kuruşluk bir tepki yaşandı. Yarın daha farklı şeyler söz konusu olabilir. Nitekim yakın tarihte doların 3 4'lü seviyelerden 7'li seviyelere doğru kısa bir süre içerisinde çıkabildiğine tanık olmuş bulunuyoruz. Arkadaşlar, dolarda son günlerde yaşanmakta olan bir aşağı eğilim var. Bu yadsınamaz bir gerçek. Evet, genel anlamda birçok insan özellikle ve özellikle doların Ağustos ayındaki yaşamış olduğu ciddi yükseliş sonrasında dolardaki yükselişin devam edebileceğine dair bir algı içerisinde oldu. Tabii ki iktidarın, hükümetin, ekonomi cephesinin o günlerde çok etkin çözümler üretememiş olması, dolardaki yükselişin engellenememiş olması böyle bir düşüncenin oluşmasına sebep oldu. Ama ardından gelen bir takım siyasi gelişmeler ve özellikle Merkez Bankası'nın ki yorumlarımda bunu sürekli olarak vurgulamaya ve rakamlarla ifade etmeye çalışıyorum. Somut delillerle sizlere arz etmeye çalışıyorum. Merkez Bankası'nın bir oyuncu sıfatıyla piyasada dolar satışı yapmak üzere viyop piyasasında, vadeli opsiyon piyasasında dolar satışı yapmak suretiyle piyasayı baskılamak ve kontrol altında tutmak şeklindeki çabasını halen de devam ettirdiğini görmüş bulunmaktayız. Evet arkadaşlar, dolar dün yaşanan tablonun yaratmış olduğu büyük dalgalanma ile geçtiğimiz en son vermiş olduğum analizimde 5.30 seviyesinin pivot seviyemiz olduğunu ve bu seviyenin aşılması durumunda ancak 5.44 direncinin test edilebileceğini ifade etmiştim. Nitekim dün yaşanan dalgalanma ardından 5.37'deki pivot seviyemiz geçildi ve dün biz 5.44-49 olarak hesaplamış olduğumuz bu direnci test ettik. Dün görmüş olduğumuz en yüksek seviye arkadaşlar 5.43-96, yani 5.44 diyelim. Ve arkadaşlar dünkü pardon en son vermiş olduğum analizde 2 gün önce vermiş olduğum analizde 5.37 seviyesinin bu hafta için önemli bir pivot seviyesi olduğunu, bu seviyenin terazinin denge noktası olduğunu, bu seviye üzerinde kalınır ise dolardaki yukarı eğilimin, bu seviye aşağısında kalınır ise dolardaki aşağı eğilimin daha olası olduğunu ifade etmeye çalıştım. Arkadaşlar dün 5.37 üzerine çıktık ama dün olağanüstü bir gündü ve bugün piyasalar normale döndü. 5.37'nin aşağısına indik ve 5.37'nin aşağısında doların olası gelebileceği noktanın 5.21 olarak haftalık bazda hesaplandığını görmekteyiz. Şimdi arkadaşlar ben günlük ve aynı zamanda bu 5.20-5.21 seviyesinin aylık pivot destek seviyemiz olduğunu da daha önceki analizlerimden beri sürekli vurgulamaktayım. Şimdi doların son durumuna bakalım arkadaşlar. Şu anki durumuna bakalım. Evet arkadaşlar, görmekte olduğunuz gibi burada bir Fibonacci çizimi var arkadaşlar. Bu Fibonacci çizimini bazı arkadaşlarım sormakta. Bazen 3.50 seviyesinden alıyorum, bazen de 3.70 seviyelerinden alıyorum. O anki en
grafiğin genel olarak hangi Fibonacci seviyelerine daha duyarlı olduğunu görüp anlayabilmeniz bakımından farklı çizimler gerçekleştiriyorum. Bu seviyeden almış olsam da doların 5.06 civarlarında bir Fibonacci desteği olduğu görülecek. Ama şu anda daha sağlıklı çalışan çizim şekli buradaki 3.50 yakınlarındaki dip ve 7.20'ler seviyesindeki zirve seviyesinin referans olarak alınması sonucunda çıkan bir çizim. Gördüğünüz gibi 5.30 seviyesi önemli bir destek, Fibonacci desteği olarak görülüyor. Şimdi arkadaşlar, burada görmekte olduğumuz tablo bugün itibariyle son seviyeler itibariyle şu anda dolarda işlemler devam etmekte. Uluslararası piyasalar kapanmış durumda değil ve biz de doların uluslararası kuru USD-TRY koduyla işlem görmekte olan fiyatlarına dikkate alarak analiz yapmaktayız. Arkadaşlar, yarın için şu anda görmekte olduğum pivot seviyesi 5.32.12 seviyesi. 5.32.12 seviyesinin aşağısında kalındıkça dolardaki aşağı eğilimin devam edebilme ihtimalini yüksek görebiliriz. Zira bugün dolar 5.27.27 seviye 27.77 seviyesini test etti akşam saatlerinde. Dolayısıyla son dönemlerin en düşük seviyesini gördü. 5.30 desteğinin de altına indi. Şu durumda sorulacak soru şu arkadaşlar. 5.30 desteği kırıldı mı? Değerli arkadaşlarım, teknik analizin temel bir kuralı vardır. Asla bir tek periyotta oluşan desteklerin kırılması veya dirençlerin aşılması anlamlı değildir. Belirli bir seviye aşağısında veya belirli bir seviye üzerinde en az iki kapanış olmadıkça o direncin aşıldığından veya o desteğin kırıldığından söz edilemez. Yani ben biraz önce veya bugün akşam saatlerinde gördüğüm 5.27.77 seviyesine bakarak 5.30 desteği net ve kesin olarak kırılmıştır ifadesini kullanırsam son derece hatalı bir yorum ve analiz yapmış olurum. İhtimal 5.30 seviyesindeki desteğin kırılması yönünde ama henüz bu desteğin kesin olarak kırıldığını ifade etmek mümkün değildir. Yarın da eğer 5.30'un aşağısında bir kapanış görürsek, daha doğrusu bugün piyasa henüz kapanmış durumda değil, belki şu anki son rakam 5.30.45'i göstermekte, 5.30'un üzerinde bir kapanış yaşayabiliriz. Yarın da eğer benzer şekilde 5.30'un üstünde kapanış yapılmaya devam ederse, bu desteğin biraz daha güçlendiğinden söz eder duruma geleceğiz. Ama yarın bugün test etmiş olduğu 5.30 aşağısındaki noktayı tekrardan test etmeye çalışır ve bu kez bu akşam olduğu gibi 5.30'un altına indikten sonra tekrar 5.30'un üstüne çıkmak gayretini ve çabasını veya başarısını gösteremez. 5.30 altında kalmaya devam ederse işte bu durumda yarın 5.24'lere kadar bir geri çekilme olabileceğini düşünebiliriz. Arkadaşlar, bu grafiğim günlük grafik. Biraz önceki grafiğim ise haftalık grafikti. Haftalık grafiğim bu hafta içerisinde olabilecekleri ifade ediyor. Bir önceki haftanın verilerini harmanlayarak ortaya bir takım rakamlar çıkarıyor. Bu grafiğim ise bugünün rakamlarını dikkate almakta, günlük daha kısa bir periyot için hesap yapmakta, yani yarın için hesap yapmakta. Dolayısıyla şu anda 5.32'ler civarı. Piyasa kapanmadı. Burası 5.32.12'yi gösteriyor ama belki bir saat içerisinde burası 5.32.18 olabilir, 5.31.70 olabilir vesaire. 5.32'ler civarı diyelim. Bu seviyenin aşağısında kalıyor isek 5.24'e kadar devam edebilecek bir geri çekilmeyi buranın da destek olarak çalışmaması durumunda 5.20'ye kadar devam edebilecek bir geri çekilmenin varlığından söz edebiliriz. Bu önemli, güçlü bir ihtimal haline gelmiş olacaktır. Şayet 5.32'nin üzerine çıkar ve bu seviyeyi destek yapar isek, bu durumda 5.30 desteğinin aşağısı şu seviyeyle test edildi ve buradan güçlü bir tepki geldi ve haftalık pivot seviyemiz olan 5.37'ye doğru bir hareketlenme başladı diyebiliriz. Nitekim yarın için 5.36-48 seviyesi genel anlamda haftalık pivot seviyemizde 5.37'de bu civarlara doğru bir atak olabilir eğer 5.32 üzerinde kalırsak. Buranın da açılması durumunda 5.44 seviyesi dün de yaşanmış olduğumuz ve dönüş yaptığımız bir direnç noktası olarak gündemde bulunuyor.
Arkadaşlar, dolar ile ilgili olarak şu an içinde bulunduğumuz rakamların yarına yönelik olarak yansıttığı seviyeler bunlar. 5.30 seviyesinin aşağısı bugün test edildi. Bu destek kırıldı mı kırılmadı mı sorusunun cevabını tekrar ediyorum. Henüz net olarak kırıldı diyemeyiz teknik analiz kriterlerine göre. Ama genel olarak bu desteğin kırılma ihtimali biraz daha artar gibi görünmekte mevcut koşullara göre. Şimdi arkadaşlar, dolarla ilgili analiz verdiğim zaman Merkez Bankası'nın da neler yaptığı konusunun üzerinde yoğun olarak duruyorum, biliyorsunuz. Çünkü Merkez Bankası dolar üzerinde yapmış olduğu short işlemleriyle, açtığı short veya satış pozisyonlarıyla önemli bir rol oynuyor piyasa oyuncusu gibi. Arkadaşlar, dolar pozisyonlarıyla ilgili olarak Merkez Bankası'nın içinde bulunduğumuz Kasım ayı kontratları itibariyle 220 bin kontrat civarında short pozisyonu, Aralık ayı kontratları itibariyle ise 575 bin civarında short pozisyonu bulunuyor. Henüz bu pozisyonlarını kapatmadı. Genellikle sorulan bir soru var. Merkez Bankası bu pozisyonlarını kapatmaya başlarsa ne olur? Arkadaşlar, bu pozisyonlar çok yüklü pozisyonlar. Bu miktardaki pozisyonu tek kalemde, tek tuşla kapatması mümkün değil. Böyle bir eğilim içerisine girmesi demek, doların çok yukarı fiyatlara doğru çok hızlı bir şekilde yükselmesi anlamına gelir. Benim şahsi görüşüm, Merkez Bankası çok olağanüstü bir durum olmamak kaydıyla yapmış elinde bulundurduğu pozisyonlarını alım yaparak, yani piyasanın yükselmesine sebep olacak bir şekilde kapatmak yerine vade sonunda mekanizmanın otomatik olarak kapatmasını bekleyecek. Yani elinde şu an 220-230 bin kontrat civarında Kasım ayı kontratı bulunuyor. Kasım sonunda bu kontratları alım yaparak değil de vade sonunda kendiliğinden kapanarak ortadan kalkması ve nakde geçmesi tavrını sergileyeceğini düşünmekteyim. Aralık vade için ne yapar bilmiyorum. Aralık vade için de benzer bir şey de yapabilir ama çok olağanüstü bir durum gördüğü zaman vade sonunu beklemeksizin de kapatmayı tercih eder. Eğer böyle bir tercih oluşursa tabii ki bu pozisyonları kapatabilmek için alım yapmak zorunda. Arz ve talep dengesi gereği ne kadar çok talep olursa dolayısıyla arzın da fiyatı yükselmiş olacaktır. Şimdi arkadaşlar, şu anda görmekte olduğunuz bu tablo bugüne ilişkin olarak Kasım ayı kontratlarını ifade etmekte. Bugün Merkez Bankası'nın sadece 227 kontrat gibi çok küçük miktarda bir satış yaptığını görüyoruz. Dev yatırımın 3900 civarında bir satışı gerçekleşmiş. Aralık ayı kontratlarına bakalım arkadaşlar. Aralık ayı kontratlarımız itibariyle de Merkez Bankası'nın herhangi bir işlem yaptığını görmüyorum. Yapı Kredi'nin 14.900 civarında long pozisyonu var. Tabii ki arkadaşlar, burada görmüş olduğunuz long pozisyonlarını Yapı Kredi direkt long açtı olarak yorumlayamayız. Tüm pozisyonlarını bilmemiz gerekiyor. Belki elinde short pozisyonu vardı. Bir miktar short pozisyonunu kapattı. Bunun için de alım yapması gerektiği için doğal olarak burada bugün alıcı konumunda görünmekte. Arkadaşlar, Merkez Bankası'nın işlemleriyle ilgili olarak söylenebilecek son bir not olarak da şunu belirtmek istiyorum. Merkez Bankası'nın son günlerde, yani dolar TL kurunun 5.50'nin aşağısına geldikten sonraki açmış olduğu yeni pozisyonlarda oldukça düşük bir seyir içerisinde olduğunu, ya hiç pozisyon açmadığını bugün olduğu gibi veya çok küçük miktarlarda pozisyon açtığını görmekteyiz. Yani sonuç itibariyle şöyle bir şey söyleyebilirim. 5.50'nin aşağısına gelen dolar kuru karşısında Merkez Bankası'nın elini biraz piyasalardan çektiğini ve pozisyonunu daha da artırmak şeklindeki bir çaba içerisinde olmadığını görüyorum. Ama tekrar belirtiyorum, hiçbir şekilde de elindeki mevcut pozisyonlarını kapatmadı. Özellikle Kasım ayı için vade sonunu bekliyor olabilir şeklinde bir düşüncem bulunuyor. Arkadaşlar, dolarla ilgili olarak şu an söyleyebileceğim şeyler bunlardan ibaret. Son kez bakalım durum neyi gösteriyor? Evet, 5.30-5.47 civarlarında. Doların bugünü 5.30 üzerinde kapatma ihtimali biraz artmış gibi görünmekle birlikte, gece 24.01'den sonra yeni piyasaların açılışıyla birlikte biraz daha farklı bir seyir görebiliriz. Belki 5.30 aşağısına gece yarısından sonra bir iniş söz konusu olabilir.
Yarın Amerika Şükran günü sebebiyle kapalı olacak bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla bu durum piyasalarda biraz rahatlık ve rehavet yaratabilir. Amerika kaynaklı. Amerika piyasalarının etki edebileceği bir takım faktörlerden uzak bir gün geçirebiliriz. Dolayısıyla yarın sakin bir gün yaşanabilir. Ardından Cuma günü neler olacak? Ekstra bir gelişme olursa hep birlikte değerlendirmeye çalışacağız. 5.37 seviyemiz dolar için denge noktası olmaya devam ediyor. Bu seviyenin aşağısında kaldıkça ve yukarı çıkamadıkça aşağı eğilimin ve 5.30 desteğinin kırılarak 5.20'ye doğru gerileme olasılığının yüksek olduğunu şu içinde bulunduğumuz günler itibariyle konuşabiliriz. Sonraki aşamaları zaten an be an hep birlikte yorumlamaktayız, analiz etmekteyiz. Arkadaşlar iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Beni dinlediğiniz için ayrıca teşekkürlerimle. Hoşçakalınız.